Harry Potter'da neymiş dedirtebilecek 5 tane büyü animem var ve hepsini özenle senin için. Şimdi ilk sırada Fairy Tail animemiz var. Bakınız tişörtünü de giydim. Tişörtün ne kadar eskiliğinden anlayabileceğin üzere kendisi bayağı bir eski anime olmasına rağmen büyüyü gerçekten adam akıllı şekilde büyü dünyasını Harry Potter'daki gibi yok asam şöyle olsun yok baykuşum olsun falan gibi değil de adam akıllı büyü yapacaksan büyü gücün olacak ona göre ayarın olacak vesaireyle hani adam akıllı büyünün anlatılabileceği bir anime kendisi. Ayrıca ana karakterimiz her ne kadar Lucy olsa da bence değil Natsu. Natsu bu arada şu Natsu bu Natsu şu arkada silinik olan karakter neydi? Lucy. Aa bak şu aşağıda gördüğüm var ya şu Lucy. Bu Lucy, bu da Happy. Natsu ile Happy zaten birlikte geziyor. Natsu aslında ejderha tarafından büyütülmüş bir karakter. Ve Lucy ile nasıl tanışıyorlar? Lucy ana karakter sayılıyor ama bence değil abi. Bu Lucy Salamander'ı arıyor. Salamander da Natsu'nun Nick'i, büyücü Nick'i. Daha sonra buluşuyorlar, sonra olaylara çıkıyorlar. Hatta biraz içinde etçi de var, dikkatli olun izlerken. Ama Natsu'nun cayır cayır yanan ruhu bizi kendine bağlamayı başarıyor. İkinci sırada, bunu söylemem çok zor olacak. Isekai Maoto Shokan Shoujo no Doremajutsu. Lan ne anlatıyorsun be abla? İki tane farklı dünyadaki hanımefendimiz demiş ki bize bir tane böyle evcil hayvan gibi bir şey lazım. Farklı dünyadan bunu çağıralım büyüğü. İyi, hoş, güzel. Sen çağıracaksın, ben çağıracağım. Madem ikimiz de çağıracağız, birlikte çağıralım daha güçlü bir şey gelsin demişler. İkisi sonra oturmuş. Bir çağrı mı yapıyorlar? Bizim aslında oyununu oynayan evinde normal karakterimiz bir bakıyor ki kendi oyun karakteri olarak farklı bir dünyaya gitmiş. O oynadı. Oynadığı oyun karakteri ise en güçlü şeytan lordu. Bu şeytan lord olarak başka dünyaya gidince bu iki ponçik karakterimiz bunu evcil hayvan olarak anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Tabi ana karakterimizin şeytan lord olması hesaba girince bu iki bunu çağıran karakter bunun evcil hayvanı olmuş oluyor. Sonra işte olaylar karışıyor. Bu iki kız aslında evcil hayvan çağıralım başka dünyadan böyle ponçik ponçik takılalım derken evcil hayvan olup farklı olaylara başlıyorlar. Tabi ana karakterimiz aşırı güçlü olduğu için her şeyin üstesinde pıtır pıtır geliyor. Büyüyor. O büyüyü çakıyor, bu büyüyü yolluyor falan. Üçüncü, çok derin, sizi belki de içeriden etkileyebilecek bütün karakterlerin birbiriyle ilişkisi, yapılandırılmış dünya ve özellikle ana karakterin ailesiyle olan ilişkisi belki de en iyi betimlenip en iyi gerçek şekilde yansıtılan bu animemiz Mushoku Tensei. Bu animede ana karakterimiz ihtiyar değil de belki genç iki tane lise öğrencisini kurtarıp ölüp daha sonra yeni bir dünyaya gidiyor doğal olarak. Yeni dünyada artık yatıp böyle kendimi gerip tamamen rahat bırakmayacağım. Sonuna kadar elimden ne geliyorsa yapacağım ve hayatta görebildiğim maksimum seviyeyi göreceğim demek istiyor. Bunu demek istediği için de elinden geleni ardına koymuyor. Bir bakıyoruz ki 5 yaşında canavar gibi olmuş. Bir bakıyoruz 10 yaşında hayvan gibi büyüler falan fışkırtıyor sağa sola. Şimdi bu böyle güçlü olunca tabii sadece büyü üzerinden ilerlemeyeyim. Aynı zamanda bunun dersini vereyim. Üstüne ders verirken kılıç öğreneyim. Kuzenimle tanışayım. Sonra kuzenime mi yürüsem falan derken olay karışıyor. Başka bir kıtaya ışınlanıyor. Ailesinden ayrı düşüyor. Ailesi parçalanıyor. Ailesini geri toplamaya çalışıyor. Ve bütün bu yolculuğuna biz de onunla birlikte eşlik ediyoruz. Dördüncü anime mi? Ichiban Ushiro no Daimao. Benim en çok sevdiğim animelerden biri olan bu animemiz aslında en arka sıradaki Büyük Şeytan Lord isminde ancak olaylar karışıyor. Bizim ana karakterimiz Papa olmak için yani bildiğiniz şeyde Hristiyanlıktaki o en yüksek seviye olan Papa'dan bahsediyoruz. Öyle bir şey olmak için Büyü Akademisi'ne gidiyor ve orada bir yetenek testine tabi oluyor. Bu yetenek testinin sonundaysa dünyayı sonlandıracak şeytan lord olacağı ortaya çıkıyor.
Tabii bu ortaya çıkınca bütün okul birbirine giriyor. Diyor ki ben hiç böyle bir şey yapmadım, beni boşa suçluyorsunuz falan. Ama herkes bundan kaçmaya başlıyor. İçinde birazcık da etçi var bu arada, izlerken dikkatli olun. Odayı kapatın gideyim. Bu animemizde sadece bu kadarla kalmıyor. Ana karakterimiz ne elini atsa patlıyor. Neden? Çünkü aşırı bir büyü gücü var. Bu büyü gücünü içinde saklayamadığı için böyle neye dokunsa büyü gücünü aktarıp bu yüzden de başına trajikomik olaylar geliyor. Birlikte izleyelim, görelim. 5. animemiz Mahou no Koukou no Rettasei. Bu animemizde ana karakterimiz kız kardeşi için, yani onu koruyabilmek için kendinden çok şey feda etmiş. Ama bu feda ettikleri şey boşuna değil. Kendisi aslında asgari olarak çok üst düzey, üst seviye bir yetkiye sahip olmasına rağmen kız kardeşiyle aynı okula gitmek için yazılıyor. Liseye başlıyor, herkesten hayatını gizliyor. Aynı zamanda başka bir gizli kimliği daha var. Gizli bir bilim adamı. Farklı büyüler geliştiriyor. Yok bir anda bütün vücudu yeniliyor. Ama bu geliştirdiği özel yenileme büyüsünün çok büyük bir dezavantajı var. Eğer sen yaralandıysan ve bu yaralanmanın üzerinden 5 saniye geçtiyse, seni iyileştirmek için bu büyüyü sana çakarsa bu 5 saniyedeki senin çektiğin acıyı 0.1 saniyede falan çekmesi gerekiyor ve bu yüzden acı 150'ye falan katlanıyor. Böyle bir riski genelde kimse için almıyor ama aldığı zaman da yüzünde hiçbir oynama olmuyor. Çünkü bazı duygularını kaybetmiş, dedim ya, bir şeyleri feda etmiş. Ama tabii bunları çok sonra öğreniyorsun. Aslında lise hayatındaki epik bir cool anime karakteri izleyeceğiz orada yani. Efsane, bence izle. Ve bonus anime serisi. Beğendiysen beğenmeyi, yorum yazmayı unutma. Bonus animemizde Kenjo no Mago var. Yani bilgenin torunu. Bir yol kenarında bulup alıp sahiplendiği bu torunu aslında bizim modern dünyadan geldiği için büyüleri kafasında çok daha iyi canlandırabiliyor. Anası babası olmadığı için dedesi ve ninesi buna büyüleri öğretmiş. Ama bu büyülerin nasıl çalıştığını, yani hayal gücünle canlandırdığı zaman onları nasıl gerçekleyebildiğini fark ettiği zaman modern dünyadaki bilimle o fantastik dünyadaki büyüleri gerçekleştirmek için kafasında öyle canlandırıyor ki herkes bundan tırsmaya başlıyor biraz. Ama bunu bir okula yolluyorlar. Tabii bu kadarla kalmıyor bu arada. Ne bileyim, krallığın en iyi kılıç ustası gelmiş, buna kılıç eğitimi vermiş. Yok başka biri gelmiş şu eğitim vermiş. Yani o kadar özel eğitime basmışlar ki çocuk hani çok manyak bir şey olmuş. Liseye yazdırıyorlar. Lisede ufak bir ateş yakabilene o aferin falan dedikleri bir lise. Bu büyüyü bir koyuyor buradan. Yani duvar mı var? Hak getire, öyle bir şey oluyor. İzlediğiniz için görüşürüz. Bay bay.